TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2019 yılı ilk 10 aylık döneminde yabancılara konut satışı %20 artmış durumda. Geçen yılki aynı döneme göre ise bu sayı şu anda 31.431 olan bu sayı 36.197 olmuş durumda. Ciddi bir yükseliş var. Şu an itibariyle en çok yabancıya konut satılan iller arasında İstanbul, Antalya, ardından Ankara, Bursa ve Yalova geliyor. İstanbul'da 10 ayda geçtiğimiz 10 ayda %62 artışla toplam 16.322 konut satışı gerçekleşmiş durumda. Orada da gördüğünüz üzere ciddi bir artış var. Antalya'da 10 ayda yabancılara %12 artışla bir konut satışı gerçekleşmiş durumda. Toplam şu an itibariyle 7.169 konut satışı gerçekleşti. Bunun nedeni ise geçtiğimiz yıllarda 250 bin dolarlık konut satış yasasının Eylül ayı sonunda meclisten geçmiş olması, Eylül sonunda ciddi bir taleple konut satış oranları ciddi bir artış göstermişti. İlk satışlar olduğu için o dönem artmıştı. O yüzden geçtiğimiz yılın Ekim ayına göre düşüş gözüküyor ama genel anlamda evet artıştayız. Ve malum ülkemizin güzelliği, özellikle Antalya'mızın güzelliği, insanlar geldiklerinde tekrar geri dönüp tatil yapmak istiyorlar, buralarda yaşamak istiyorlar. Ve bu da yayılmaya başladı. Artık daha bilinçli yatırımcı gelir oldu. Giderek de artıyor. Evet, Antalya'da Alanya bölgesinde daha çok Almanlar yatırım yapıyorlar. Kaş Kalkan bölgesinde İngilizler, Side Manavgat bölgesinde yine Avrupa ülkeleri ve Rusya. Kemer bölgesinde Ruslar yatırım yapıyorlar. Antalya şehir merkezine bakarsak burada Lara ve Konyaaltı bölgelerinde özellikle tüm Avrupa ülkelerinden yatırımcı var, Rusya'dan yatırımcı var, Irak, İran ve diğer Orta Doğu ülkelerinden ciddi yatırımcılarımız var. Bunların üzerine şunu da unutmamak lazım, o da ciddi bir yatırımcı kitlesi. Yurt dışında yaşayan Türkler de tüm bu bölgelerde yine yatırımlar yapıyorlar. Bunun da ulaşacağını düşünüyoruz. Geçmiş aylara baktığımızda ortalamalar bunu gösteriyor. Tabii bu bir rekor ve giderek de artacaktır. Çünkü faiz oranları yurt içerisindeki işlemlere baktığımızda faiz oranları düştü. Dışarıdan zaten ayrı yatırımcılar geliyor. Piyasalar daha da canlanmış durumda. Bunların da olumlu, iç piyasadaki olumlu görüntü dış yatırımcıyı da tetikleyecektir. Tetikliyor zaten. Onlar ciddi şekilde bizim ülkemizin iç piyasasını, iç yapısını takip ediyorlar. Giderek de artacak, daha güzel bir hale gelecektir.